Türk gazetecilerle birlikteydiniz bu sabah ve internet girişimcileriyle birlikte. Onlar size neler sordular? İlk üç soru neydi? Çoğunlukla global büyüme ve ekonomik düzelmenin durumuyla internette neler olup bittiğiyle ilgili sorular sordular. Aynı zamanda Türkiye'deki yaptırımlar ve düzenlemelerle ilgili sorular sordular. Hükümetin internet yasaklarını. Peki Türkiye'nin global olarak konumu nedir Google haritasında? Türkiye'nin sıralaması nedir? Türkiye çok büyük bir gelişme içindeki bir ülke. Çok ciddi bir nüfus avantajınız var. Çok fazla genç insan, çevrim içi etkin ve çok ciddi bir internet penetrasyonu var. Bu da yeni işlerin yaratılmasına ve gelişmesine imkan vereceği anlamına geliyor. Yani mevcut analizlere baktığımızda önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde Türkiye'nin ekonomik getiri ve ekonomik büyüme anlamında çok ciddi ilerleme yapacağını gösteriyor. Peki yatırım planları nedir Google Türkiye'nin? Biz buradaki satış operasyonlarımızı geliştiriyoruz ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok fazla girişimimiz var. Türkiye'deki insanlar Google'ı çok sık kullanıyor. Rakamları paylaşabilir misiniz? Hayır, rakamlarımızı açıklamıyoruz. Ama reklamlar anlamında ve reklam destekli küçük işletmeler anlamında ciddi bir hacim var ve internet işi kuran, çevrim içi online iş kuranların çok ciddi şekilde hizmetlerimizden faydalanacağını öngörüyoruz. Peki Google Türkiye'nin gelişen piyasalar içindeki sıralaması nedir? Google Türkiye'nin yeri neresi? Bizim en başta gelen büyüme pazarlarımızdan, yani ilk onda yer almasa bile hemen arkasındaki grup içinde yer alıyor. Büyüme oranının hızının da artacağını öngörüyoruz. Çünkü yeni seçilen hükümetin istikrarı da ekonomik büyüme için istikrar anlamına geliyor. Microsoft ve HP de Türkiye'yi bir hub olarak, bir merkez olarak seçiyorlar bölge operasyonlarında. Için. Acaba Google'ın da böyle niyetleri var mı? Biz bunu giderek daha da arttırıyoruz. Orta ölçekli işletmeleri birçok firmanın İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Çünkü burası iyi bir lokasyon. Peki neden operasyonlarınızı Avrupa için İrlanda'dan yönetmeyi seçtiniz? Bu bizim çok uzun zaman önce verdiğimiz bir karardı. İrlanda'nın çok avantajlı bir vergi yapısı var ve müşteri servis yapımız içinde eğitimli İrlandalı gençleri kullanıyoruz. Peki Türkiye'nin internet yasakları ile ilgili ne diyeceksiniz? Biz Google olarak yasaların bize yaptırım olarak söylediği yasaları, cezaları ödedik. Son durum bu mu? Evet, umuyoruz biz temyize başvurduktan sonra sorun çözülecek. Yarınki gündeminiz nedir yapacağınız toplantıda? Siyasetçilere söyleyeceğimiz en önemli şey bence demokrasiler en önemli nokta istihdam yaratmaktır ve kendi ülkelerinde istihdam, yani Türkiye'de istihdam yaratmak için en iyi yol da internete yatırım yapmaktır. İnternete yatırım yapmak demek otoyol yapmak gibi bir şey. Böylece insanlar burada örgütleniyorlar ve McKinsey çalışması, geçen ay yayınlanan çalışma şunu gösterdi. İnternet üzerinde kaybedilen her iş için 2.6 kişilik iş yaratılabiliyor. Bu da çok ciddi bir avantaj Türkiye'nin genç nüfusu için. Peki Türkiye'deki internet altyapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar fazla yatırım yapılması gerekiyor? Geniş bant için çok ciddi şekilde ve kablosuz geniş ağ için çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Fiber optik kablolar şehirlerde var ve Türkiye'nin genel durumu iyi ama çok da muhteşem değil. Modern ekonomiler, endüstriler mesela Kore, Singapur'un yüzlerce megabitin üzerinde bir trafiği varken Türkiye bunun altında. Yani buraya odaklanmak lazım. Bu sizin yaratabileceğiniz en iyi katkı olur. Eğitim için, istihdam için ve eğlence için. Peki Türk hükümetinin böyle bir altyapı için yapması gereken yatırım miktarı nedir? Tabii ki buna Türk hükümeti karar verecek ama en basit kural şudur. Düşük maliyetli finansman bulmak lazım. Özel servis sağlayıcılar için. Türkiye'de 3 tane kablosuz kablolu kara bağlantısıyla internet sağlayan firma var. Bunu arttırmak lazım. Peki sizin Türkiye'deki filtreleme sistemleriyle ilgili tavrınız nedir? Bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bu filtreleme sistemleri belki anlamlı olabilir ama bunlar da şeffaf olmazsa, istismar edilebilirse çok kolay aşılabilir ve vatandaşlar da buna güvenmiyor olabilir. Yani bu bizce bir hata ve başlangıç.
başka şekillerde bu hedefe ulaşılabilir? Nasıl metotlar mesela? Mesela uygunsuz içerik varsa ve yayınlanıyorsa vatandaşlar bunu bildirebilir, ihbar edebilir. Yani filtre koymak yerine eğer bir şey gayri ahlaki veya uygunsuz içerik taşıyorsa bu kullanıcılar tarafından ihbar edilebilir ve bildirebilir. Yani aktif bir filtreleme sistemi yaptığınız zaman bu Çin'in yaptığı gibi bir şey oluyor ve bu çok kötü bir hizmet anlayışı. Yani siz internet özgürlüğüne karşı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, bence bu istismar da edilebilir. Belki niyet iyi olabilir, altında yatan niyet iyi olabilir. Ama size neleri filtrelediklerini bile söylemedikleri zaman neyi kaçırdığınızı da bilmiyorsunuz ve bu hiç adil değil. Peki Amerika'da bu sorunla nasıl uğraşılıyor, nasıl başa geliniyor? Çünkü Amerika da muhafazakar. Evet, Amerika muhafazakar ama filtreleme yok. Eğer yasa dışı ya da uygunsuz içerik varsa bunu kullanıcılar bildiriyor ve ihbar ediyor ve gerekli uygulamalar yapılıyor. Bizle paylaşabileceğiniz rakam var mı Türkiye satışlarıyla ilgili? Hayır, çalışan sayınızla ilgili söyleyemem. Size rakamları belirtemeyeceğimi ifade etmiştim. Google nispeten yeni bir firma denebilir. Sizin son yorumunuz nedir? Nortel'i alışınızla ilgili ne diyeceksiniz? Bilgisayar sektöründe, sanayisinde biz buradaki patenlere değil, hızlı hareket eden gruplara, ekiplere güveniyoruz. Ciddi miktarda parayı da buna harcıyoruz. Bizim sektörümüz giderek daha çok patent odaklı oluyor. Bu maalesef çok iyi bir şey değil. Ama Google'ın kendisinin de daha fazla patent portföyleri yaratması lazım. Patentleri kullandığımız zaman tüketicinin çıkarına olmayan şeyler yapmamız lazım. Nortel patentleri için ne kadar ödediniz? Çünkü Apple'ın çok fazla nakdi var. Google'ın da çok fazla nakdi var. Biz Nortel patentlerini almaya çalıştık. Peki bu patent sistemlerini inovasyon için kullanacak mısınız? Patent sistemleri çok hızlı bir şekilde ve çok geniş olarak kullanılıyor ve gördüğümüz davaların, yani patentleme ile ilgili açılan davaların çoğunun mesnetsiz olduğunu görüyoruz. Ancak yargıçlar yazılımların da patentlenebileceği yönünde hüküm verdiği için, ki ben öyle olduğunu da düşünmüyorum aslında, patentleri desteklemekle birlikte bunun kafa karışıklığına yol açtığını düşünüyorum. Patentlerin biraz daha sınırlandırılması lazım ve bizim şu anda yaşadığımız sorun şu ki patent sahibi insanlar bunu inovasyonu baltalamak için kullanıyorlar. Bunun böyle olmaması lazım. Peki nasıl inisiyatifler söz konusu Google için? Hepsi bunların mobil ortamda ve ticari ortamda kullandıklarımız var. Geçen ay ciddi bir açıklamanın sonuçlarını açıkladık ve araştırma bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Android'lerle ilgili akıllı platformlarda ciddi gelişmeler olabilir. Tabii ki yeni birçok aplikasyonumuz olacağı bu alanda da aşikar. Yani hem Google serverlarına bağlanmak hem de ses ile tercüme yapmak gibi alanlarda yeni uygulamalar, aplikasyonlar olacak. Yani Türkçe konuştuğunuz şey size başka bir dilde tercüme edilmiş olacak, sesle konuştuğunuz şey. Birçok olasılıklar var. Peki bu arama denilen şeyle ilgili en ilginç şey şu anda nedir? Sesli arama mı mesela? Tabii ki birçok şey var. Sesli arama bunlardan bir tanesi. Size artık cevabı verebileceğimiz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani arama sonuçları yerine bugün 10 ya da 20 tane arama sonucunu alıyorsunuz. Biz size tam doğru cevabı vermek istiyoruz ve bu oldukça zor bir şey ama bu şu anda bilgisayar biliminin yapabileceği bir şey. Peki Google kendisini nerede konumlandırıyor? Bizim temel işimiz reklam işi. Kelime odaklı reklamcılıkta, text ad business'ta çok uzun zamandır aktifiz ve burası daha iyi algoritmalarla, daha iyi aramayla pazar payımızı artırmak istiyoruz. Rakiplerimizden daha başarılı olmak istiyoruz. Hali hazırda bir numaralı oyuncu değiliz. Büyümenin birçok kısmı YouTube'a bağlı olarak gelişti. Mobil büyüme ve metin text alanında da büyüyoruz. Aynı zamanda şirketlerde ve girişimcilikte de oldukça büyüme görüyoruz. Peki şu anda Google'ın Türk hükümetinin
hükümetiyle ilişkileri nasıl YouTube yasağından sonra? Bunu sormayı unutmuştum demin. Artık bu yasak yok. Biz zaten bunun bir yanlış olduğunu düşünüyorduk. Yasak boyunca bunun hata olduğunu defalarca belirttik. Çünkü burada bu kadar önemli bir bilginin mevcudiyeti yanında sadece çok küçük bir kısım yasa dışı ya da uygunsuzdu ve Türk hükümetine bunu söyledik. Türk hükümeti de bunu gördü. Zannediyorum Google'un birçok hükümeti eğitmesi, onlarla müzakere yapması ve konuyu gerçekten anlamalarını sağlaması lazım. Neyi yapıyoruz ve neyi yapmıyoruz? Yani Google'ın hizmetleri içerisinde bütün bilgilere ulaşabilmesi çok önemli Türk halkının. Böylece Türkiye'nin geleceğinde de bunun rolü büyük olacak. Peki sizin global ekonomi için değerlendirmeniz nedir Google'ın başındaki kişi olarak? Çünkü bir takım kötümser ekonomistler bugünlerde giderek daha fazla iki dipli resesyona vurgu yapıyorlar. Tabii ki iki dipli resesyonun kehanetini yapmak çok basit çünkü bu çok moda oldu. Çok yavaş da olsa global bir iyileşme her yerde şu anda söz konusu ve bu yavaş global iyileşme çok fazla istihdam yaratamıyor. Bu yüzden ciddi bir işsizlik sorunumuz var ve bu yavaş global iyileşme de kredi hacminden dolayı, kredi aşımından dolayı yavaş gelişiyor. Yani Avrupa'daki ülke borçlarının, Yunanistan ve diğerlerinin borçlarının inşallah olumlu sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Amerika'da da çok ciddi bir ticari ve mortgage krizi var. Bu da tabii ki tüketici talebini azaltıyor. Asya ekonomileri bile bundan etkilendi. Çünkü biz onların pazarıyız. Yani bunun çözülmesi lazım. Bu da biraz zaman alacak. Kısa vadede tabii piyasaların ne yapacağını bilmek zor. Ama altta yatan global ekonomik büyüme hızı oldukça iyi. Larry Page başa geçtikten sonra %17 düştü hisse fiyatlarınız. Larry'nin ne yapması gerekiyor piyasaları ikna edebilmek için? Biz firma olarak hisse senedi fiyatlarımıza odaklanmıyoruz. Biz kendi temel işimizdeki verilere bakıyoruz. Larry geldikten sonra firmayı 7 temel ürün bazında gruplandırdık ve bunun da çok iyi iş sonuçları oluşturacağını, bunun da hisse fiyatlarını artıracağını öngörüyoruz. Acaba Adalet Bakanlığı Google'ın AdMeld alımını engelleyebilir mi sizce? Biz gerekli yasal şartları yerine getirdiğimizi gösterdik ve şimdi Google'ın tabii ki her yatırımından, her satın aldığı firmadan getiri beklentisi var. Burada da yine uzun tartışmalar oldu. Zannediyorum zaman içerisinde bu sorun çözülecek. Peki Federal Ticaret Komisyonu rekabet karşıtı araştırma konusunda ne kadar sorun yaratabilecek sizin için? Bizim yaptığımız ürünlerimizle ilgili rutin olarak yapmaları gereken bir şey bu. Yani bütün bu yasal ve düzenlemelerle ilgili konularda Google çok ciddi bir ekonomik güç haline geldiği için artıyor ve bizim bunlarla bir sorunumuz